Dinin edebiyatını yapmak diye bir dindarlık yoktur. Dini yaşamak diye bir dindarlık vardır. Bu asırda ne dedik? Her şeyi yerli yerine oturtacağız. Birinci kural. Farza farz, harama haram, mekruha mekruh, nafileye nafile diyeceğiz. İki, sürekli yaptığımız iş bizim işimizdir. Başlayıp bıraktığımız iş bırakılmış iştir. Ayşe anamız radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tarif ederken, sünnet diyoruz ya, ehli sünnet olacağız diyoruz ya, bakın nasıl tarif ediyor. Müslim'de 746. hadis-i şerif bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yapacağı zaman onu kökleştirirdi diyor. Yüzeysel bir iş yapmazdı. Köküne kadar o işi sahiplenirdi. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz, yine Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis bu. Allah'ın en çok sevdiği iş, az da olsa sürekli olan iştir. Çünkü iman sürekli olması gerekiyor. Çarşamba günleri mümin, perşembe günleri vazgeçiyor. Oluyor mu? Bizim amellerimiz, imanımızı desteklemek içindir. İman, ömür boyu olduğuna göre, imanımız paralelinde yaptığımız, mümin olduğumuz için yaptığımız işler de ömür boyu olmalıdır. Bu asırda ise fevrilik, bir mevsim şu iş, ondan vazgeçiyor bu iş, ondan vazgeçiyor öbür iş, türü bir hastalık peyda oldu, buna tövbe edeceğiz. Evet, nafile bir işi mesela başlayıp da bir ay sonra bırakan dinden çıkmıyor. Bunu konuşmuyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti başladığı işi bırakan bir ümmet değildir. İşlerini mezara götüren bir ümmetiz biz. Başlarız, kapasitemizi zorlamayız. Olmayacak bir işi, bir kamyonu tek başıma kaldırmak gibi bir iddiam olmaz benim. Yürüyerek her gün Mekke'ye gideceğim diye bir iddiam olmaz benim. Yürüyerek nereye gidiyorsun ya? Ama yürüyerek her gün camiye namaz kılmaya gideceğim derim. Yapabileceğim bir iş bu. Yapabileceğimiz işleri tembelliğe kaçmadan tercih ediyoruz, yapıyoruz.